LGS'ye son 231 gün çok değerli bir süre ve bu süre zarfında önümüze bir süre engel çıkıyor hissediyorum. Bazen matematik, bazen fen, bazen Türkçe, bazen yazılar, bazen deneme sonuçları bizim moralimizi bozuyor. Ama şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Haftanın motivasyon sözü kesinlikle bu olmalı. Gidilmeye değer yani kazandığınızda, okuduğunuzda sizi yepyeni insanlarla tanıştıracak, sizi çok güzel yerlere götürecek gidilmeye değer hiçbir yerin... Bakın gidilmeye değer hiçbir yerin kestirmesi yoktur hiçbir yerin kestirmesi yoktur yani eğer siz iyi bir anadolu sesini kazanmak istiyorsanız İyi bir fen lisesini kazanmak istiyorsanız, iyi bir sosyal bilimler lisesini kazanmak istiyorsanız orayı kazanmak kolay olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir yerin kestirmesi yoktur. Yani hocam kazanamayacak mıyız? Hayır. Kazanacaksınız ama birazcık acı çekmeniz gerekecek. Birazcık yorulmanız gerekecek. Birazcık az uyumanız, birazcık çok çalışmanız gerekecek. Ve bunu da başaracaksınız. Çünkü bu bir sınav arkadaşlar. Sözel ve sayısaldan oluşan bir sınav. Cevapları belli olan bir sınav. Evet bazı sorular çok uzun. Evet bazı sorular çok sıkıcı. Evet bazı konular gerçekten moral bozucu ama... Bunu söylemiştik baştan. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla gidilmeye değer bir şey istiyorsanız o zaman bu işin kestirmesi yok. Sıkı sıkıya çalışmanız lazım. Bu sözü de Paul Coelho söylemiş. Sizlerden gelen sorular çok değerli. Esma demiş ki hocam sizce soru çözümüne hemen 152 200 soruyla mı başlamalıyız? Yoksa ilk başlarda daha az mı çözmeliyiz izlemiş? Güzel bir soru. Arkadaşlar sınavda bize sözelde 50 sayısal da 40 toplam 90 soru soracaklar. Yani bir pazar sabahı uyandığımızda saat 9.30'dan bakın saat 9.30'dan işte saat 12.00'e kadar bize toplam 90 soru çözdürecekler. Bu soruların kimisi kısa böyle olacak, kimisi uzun yeni nesil olacak ama sonuç olarak çözeceğimiz soru sayısı 90. Ve o gün okula da gitmeyeceğiz. O gün dinleneceğiz. O günün bir gün öncesi bile dinleneceğiz. O zaman biz kendimizi o gün hazırlamamız lazım. O gün 90 soruyu çok rahat çözebilmek için, o gün o 90 soruda yorulmamak için ne yapmamız lazım? öncesinde mutlaka her gün 90 soru çözmemiz lazım. Hatta daha fazlasını çözmemiz lazım. Hedefimiz yüksekse Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi, İstanbul Fen Lisesi, Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi ise biraz daha hedefimize uygun bir şekilde 90 sorudan daha fazla 150-200 soru çözmeniz ve en başta bunu yapabiliriz arkadaşlar. Sizler günde 150-200 soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Ha bazı dönemlerde yorulduğunuz, zilendiniz dönemler olur ama temelinde bence sevgili Esma soru çözümüne hemen 152 soruyla başlamalısınız. Çünkü sizler bunu başarabilecek güçtesiniz ve sizleri çok seviyoruz. Dolayısıyla sizlere de güveniyoruz arkadaşlar. Haftanın orta kaynağına baktığımızda Dinamo setteki soru bankalarını sizlere göstermek istiyoruz. Buradaki sorular arkadaşlar tabi set halinde olunca daha avantajlı oluyor. Burada başlangıç seviye soru yok temel seviye, orta seviye, zor seviye ve pro seviye sorular var. Hemen şöyle hadi beni aç demiş bir açıp gösterelim içindeki soruları. Dinamo soru bankalarını zaten birçoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. İçerisinde Dinamo Fen çıkaramadım gördüğünüz gibi kutumuz gerçekten ağır. Dinamo İnkılap Tarihi, Dinamo Din Kültürü, Dinamo İngilizce, Dinamo Türkçe ve Dinamo Matematik var. Örnek olarak Dinamo Türkçeden gösterelim mesela kendi branşından göstereyim. Arkadaşlar buradaki soruların her biri gerçekten LGS 2023'te karşınıza nasıl gelebilir acaba diye düşünülerek hazırlandı. Yani sizleri sınavda dejavu hissi yaşatacak şekilde hazırlandı. Böylece sınava girdiğinizde ya ben buna benzer bir soru çözmüştüm. Böyle bir soru vardı demenizi sağlayacak sorular. Ekstra her teste iki tane yeni nesil dijital soru da var. Buradaki soruların çözümlerini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Hem Türkçe'de hem matematikte ben bu soruyu çözüm diyeceğiniz birçok soruyu göreceksiniz LGS 2023'te. Dolayısıyla bu kitapları set halinde alabilirsiniz. Dinamo set halinde aldığınız zaman daha avantajlı bir fiyatı olduğunu da söyleyebiliriz. Dinamo Soru Bankası'nı çözmeden LGS'ye girmek bence büyük bir eksiklik olur diye düşünüyorum. Çıkmış soruları nasıl çözmemiz gerekiyorsa, çıkmış sorular çok değerli biliyorsunuz. Sayısalda, sözelde LGS 2018, 19, 20, 21, 22 sorularını mutlaka çözmeliyiz. Aynı şekilde buna benzer birçok soruyu yakalamış olan Dinamo set'teki soruları da sizlere çok ciddi bir şekilde tavsiye ediyorum. Haftanın önerilerine geldiğimizde biliyorsunuz Tonguç Akademi.com'da LGS dershanesinde canlı yayınlarımıza gümbür gümbür devam ediyoruz. Haftada ortalama bin soru yakın soru çözüyor öğrencilerimiz ve güzel güzel ilerliyoruz. Sizleri de LGS dershanesine mutlaka davet ediyoruz arkadaşlar. Kitap okumanın önemini söylemiştik. Mutlaka kitap okumanı izlemiştik. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın sizler satırları okuduğunuzda zihninizde bir şeyleri canlandırıyorsunuz. Mesela şu anda beni görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Beni göremediğiniz için zihninizde bir şeyler canlanıyor. Belki top sakallı bir adam canlanıyor. Belki gözlüklü bir adam canlanıyor. Belki işte saçlı bir adam canlanıyor. Belki kel bir adam canlanıyor. Bu sizin hayal gücünüzü geliştiriyor farkında olmadan. Direkt beni görseniz normal videolarda izler gibi bu hoca da böyleymiş de aman işte deyip geçersiniz. Ama şu anda bilmeden de olsa zihniniz çalışıyor. İşte kitap okurken de buradaki görüntüleri, buradaki olayları, buradaki resimleri, arabaları, evleri görmediğiniz için hayal gücünüz çalışıyor. Hayal gücünüz çalışınca da bu sizin yeni sorularda, beceri temelli sorularda da beyninizin daha güçlü ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla kitap okuma sadece Türkçe dersine değil, sadece odaklamaya değil, bu şekilde hayal gücünü geliştirmeye de önemli bir katkısı var ve hatalarımızı biriktirmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim kitaplarımızda kare kodları okuttuğunuz zaman sorulara gidebiliyorsunuz. Ya, burada hata kutularında da sorularınızı biriktirip sonradan hata yaptığınız soruları tekrar çözebiliyorsunuz. İster TAS uygulaması üzerinden isterseniz de kendiniz hatalarınızı kesip biriktirerek bu uygulamayı da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu öneriler çok değerli. Kitap okumak veya paragraf çözmek, hatalarımızı biriktirmek çünkü belki de Atıyorum Nisan edeceksiniz ki ben Eylül, Ekim, Kasım'da yaptığım hataları bir getir bakayım şöyle bakayım diyeceksiniz. Hepsi elinize hazır olacak ve canlı ve Tonguç Akademi.com'da LGS katılmakta çok değerli olduğunu söylüyoruz. Hadi bakalım ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz ve kazanacağınıza adımız kadar eminiz. Lütfen çalışın ve kazanın. Hadi bakalım.